bu sefer hürriyet, bağımsızlık mücadelesi başladı demiştik. İşte bu dönemde mesela Karaçay'ın temsilcileri olan o dönemdeki beyler tabakası diyelim, bu insanlardan oluşuyordu. O dönemki Karaçay'ın yöneticileriydi bu insanlar. Bu sülaleler hala günümüzde yaşıyorlar. Mesela Boktaşlar, Kırmışahmalılar, Karaçay'da günümüzde de bilinen sülaleler. Kafkas-Rus savaşları döneminde Karaçay-Malkaralılar biraz yaşadıkları coğrafi bölgenin avantajlarını kullandılar. Çünkü 1860'lı yıllara kadar Karaçay-Malkaralıların yaşadıkları bölgelere ulaşmak mümkün değildi. Ya at sırtında ya da yayan ulaşılabilen yerlerde arabaların geçeceği yollar açılmamıştı. Fakat 1860'lardan sonra Ruslar dağların üst kesimlerine kadar araba yollarını açtılar. İşte özellikle Abhaz ve Adigelerin büyük soykırımına sebep olan 1864'teki büyük sürgünden Karaçay Malkaralılar o dönemde etkilenmediler. Çünkü dağlık bölgelere çekilmişlerdi. Rus etkisinden korunabiliyorlardı. Ancak 1885-86 yıllarında bu bölgede de Rus baskısının güçlenmesi neticesinde Anadolu topraklarına ilk Karaçay-Malkar göçü bu dönemde yapıldı. 1885-86 yıllarında ilk göçü gerçekleştirenler bugün Tokat, Kayseri, Sivas bölgelerine yerleştirildiler o dönemde. İkinci göç 1905-1906'da gerçekleşti Karaçay-Malkaralıların. Bunlar da Konya, Eskişehir, Afyon civarına yerleştirildiler. Mesela bu 1907'de bizim köyümüz, 1907'de kuruluyor Başyük Köyü. O dönemde çekilen resimler. Köy hükümet tarafından inşa edildikten sonra insanlara evler dağıtılıyor. 1907'de resmi bir törende köyün kuruluşu gerçekleşiyor. Bugün Karaçay-Malkaralılar Türkiye'de 13 köyde yaşıyorlar. Yoğun olarak Eskişehir, Afyon, Konya, Ankara'da bir köyleri var. Yalova Çiftlik Köy'de 1885 döneminde gelenler yerleştirilmiş. Kayseri Pınarbaşı'nda Eğri Söğüt Köyü. Tokat'taki köyleri var. Arpacı, Karaçay ve Çilehane adıyla. Bir de bugün artık dağılmak üzere olan, herhalde dağıldığını tahmin ediyorum, görmedim. Sivas Yıldızeli'nde Emirler Köyü. Bu köylerde Karaçay Malkaralılar yerleştirilmişler ve yaşıyorlar. Türkiye'ye bu göçler yapıldıktan sonra tabii Kafkasya'da kalan Karaçay-Malkaralılar Kafkasya'nın istiklali için diğer hemşerileri, kardeşleriyle mücadeleye devam ettiler. Vahşi Tümen adıyla kurulan hem Çarlık Rusyası savuncusu Beyaz Rus Denikin ordularına karşı hem Bolşeviklere karşı savaşan Vahşi Tümen adlı savaşçı birliğinde o dönemde Karaçay-Malkaralılar'da yer aldılar. Hem komuta düzeyinde hem asker olarak. Bu gördükleriniz o dönemde Karaçay-Malkar prens tabakasını oluşturan ve Vahşi Tümen'in komuta kademesinde yer alan Karaçay-Malkaralıların resimleri. Bunlardan Mirza Kul Kırımşavhal 1920'lerden sonra Türkiye'ye iltica etmek zorunda kalıyor ve bir müddet yaşadıktan sonra İzmir'de vefat ediyor. Diğerleri Kafkasya'daki savaşlarda ölüyorlar. Bunlar da yine o dönemde çekilen resimler Vahşi Tümen. Şimdi Sovyetler Birliği kurulduktan sonra Karaçay ve Malkara halkları birbirinden ayrıldı demiştik. İşte
5 dağ boğazında yaşayan dağlılar Balkar adı altında birleştirilip Kabardin-Balkar Cumhuriyeti kuruldu. Karaçaylılar için o dönemde müstakil Karaçay Özel Bölgesi adıyla bir bölge oluşturuldu. Bu Karaçay Özel Bölgesi Elburz Dağı'nın batı eteklerinden batıya doğru uzanan Kafkas Dağları üzerindeki dağlık bölgeyi kapsıyordu. 1943 yılına kadar Karaçaylılar burada müstakil Karaçay Özel Bölgesi sınırları içinde yaşadılar. Yani bugünkü gibi Adige, Abaza ve diğer etnik topluluklarla ortak oluşturulmuş bir Karaçay Çerkes Cumhuriyeti yoktu o dönemde 1943'e kadar. Karaçay Özel Bölgesi adında bir bölgede yaşıyorlardı. 1943'e kadar olan dönemde Karaçaylıların defalarca Sovyet rejimine karşı ayaklandıklarını görüyoruz. Bu dönemde aydın tabakasını oluşturan pek çok insan Sovyetler tarafından ortadan kaldırıldılar. Mesela Said Halil bölgenin hem siyasi hem kültürel yapısında önemli bir şahsiyetti. 1930'larda bunlar ortadan kaldırıldı. İsmail Akbay, Karaçay dilinin ilk alfabesini oluşturan, sözlüğünü, gramerini hazırlayan bir bilim adamıydı. Onu da aynı dönemde yok ettiler. Yine pek çok yazar, şair, bunlar 1930'larda eserler vermiş olan insanlar, Stalin döneminde hepsi ortadan kaldırıldılar. Stalin döneminin bu baskısı 1942'de İkinci Dünya Savaşı'nda Almanların Rusya'yı işgali ve oradan Kafkaslara kadar uzanmalarıyla Karaçay-Malkara halkının hayatında da yeni bir döneme yol açtı. Stalin döneminde Karaçay-Malkarlar Kafkasya'da en büyük eziyeti çekmiş, en büyük acılara, ızdıraplara uğratılmış bir halktı. Stalin'in özel bir kini vardı Karaçay-Malkara halkına. Bunu defalarca dile getirmiş. Yazılı belgelerden bunları tespit ettik. Stalin'in Karaçay-Malkara halkına karşı duyduğu özel kin. Bu çektikleri ızdıraplar neticesinde 1941-42 yıllarında Almanların Kafkasya'ya girmesiyle birlikte Karaçay-Malkaralılar Almanları bir kurtarıcı gibi gördüler. Yani bir Sovyet baskısından, Rusların zulmünden kurtulup bağımsızlığa kavuşabilmek için Almanlar onlara bir kurtarıcı gibi geldi. Ve İkinci Dünya Savaşı'nda silahlı çeteler oluşturarak Rus Kızıl Ordusu'na karşı Karaçay-Malkaralılar Kafkasya'da savaşmaya başladılar. Bu dönemde işte bunlar Almanların İkinci Dünya Savaşı'nda Kafkasya'daki harekatlarını gösteriyor. Hatta 1943 Ağustos'unda Almanlar Elburz'un zirvesine çıkmak istediklerinde yine Karaçay-Malkarlı rehberler, o bölgeyi avuçların içi gibi bilen insanlar onlara rehberlik yaptılar. 21 Ağustos 1942 Nazi bayrağı Elburz'un zirvesine dikildi. O dönemde abrekler olarak adlandırılan Karaçay-Malkaralı savaşçılar Almanlarla birlikte Rus Kızıl Ordusu'na karşı savaşıyorlardı. Fakat Almanların 1943'te yenilgiye uğrayıp Rusya topraklarını terk etmeleriyle birlikte Stalin özel planını devreye soktu. Karaçay-Malkarlıların ve Çeçen-İnguşların Kafkasya'da Sovyet rejimi için her zaman tehlike oluşturacağını düşünerek ilk önce 2 Kasım 1943'te bir gece içinde bütün Karaçaylıları hayvan vagonlarına doldurularak
Orta Asya ve Sibirya'ya topyekun bir sürgüne gönderdi. Yani bugün soykırım olarak adlandırdığımız olay işte 2 Kasım 1943'te yaşandı. Onun arkasından 1944 yılının Şubat ayında Çeçen İnguşlar aynı soykırıma maruz kaldılar. Ve 8 Mart 1944'te de Malkarlılar topyekun Kafkasya'dan sürüldüler. Bu sırada Alman orduları Rusya'yı terk edip çekilirlerken yaklaşık 15 bin kadar Kafkasyalı, bunlar Adige, Abhaz, Karaçay, Malkar, Oset, Çeçen, İnguşlardan oluşuyordu. 15 bin kişilik bir kafile de Almanlarla birlikte Kafkasya'yı terk etti ve Avrupa'ya doğru çekilmeye başladılar. Bu insanlar 1945 yılında Avusturya-İtalya sınırındaki Drau Irmağı kıyılarında bir mülteci kampına yerleştirildiler. Fakat İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesiyle birlikte Stalin bu insanları da vatan hainleri olarak adlandırarak o dönemde o kampın yöneticisi olan İngilizlerden bu insanların Sovyetler Birliği'ne teslim edilmelerini istedi. Bu duyulur duymaz bu kampta büyük bir isyan çıktı. Kaçabilenler Alp dağlarına sığınarak kendilerini kurtardılar. Fakat o gün 7000 Kafkasyalı, çoluk, çocuk, yaşlısı, genci, 7000 Kafkasyalı o gün orada İngilizler tarafından öldürüldüler. Bir kısmı kendilerini Drau ormana atarak intihar ettiler, bir kısmı çarpışarak öldü. O dönemde böyle bir facia yaşandı. Yani Ruslara teslim edildiler de. Şirenlerle falan. Hayır, işte o teslim edilirken, yani teslim edilecekleri duyulduğu anda kalktı isyan çıktı. Ruslara teslim olmadı mı? Olmadılar. Kalan yani, bir kısmı... Bir kısmı gitti fakat büyük kısmı bunlar ölenlerin dışındakiler dağlara sığındılar. 1950'lerden sonra bunların birçoğu Türkiye'ye gelmişti. Mesela Musa Ramazan falan tanıyanlarımız vardır. Onlar işte bu faciadan kaçıp kurtulanlardı. Sürgünden sonra Karaçay'ı